Merhaba arkadaşlar, bugünkü çalışmada araştırmanın güvenirliliği ve hata analizini inceleyeceğiz. Herhangi bir araştırma süreci öncelikle araştırma problemi ile başlar. Sonrasında hipotezler kurulur, ölçümler yapılır, ölçüm sonuçları ve elde edilen veriler toplanıp analiz edilir sonra yorumlanarak rapor haline getirilir. Yani bir araştırma süreci araştırma probleminin ne olduğunu saptanması ile başlayıp rapor ile sonuçlandırılır. Önce çalışma yani araştırma alanı belirlenir dedik. Üzerinde araştırılacak problem diğer bir ifadeyle araştırma konusu belirlendikten sonra bu konuyla ilgili hipotezler kurulur. Hipotezinin kurulma aşamasında araştırma yolunun nasıl yapılacağı, nasıl belirleneceği, verilerin nasıl toplanacağı, analizin nasıl yapılacağı daha pek çok konuda hipotezler oluşturulur. Hipotezleri açıklayalım araştırma ile ilgili kesin doğruluğu henüz tespit edilmemiş, genellikle geçmiş gözlemlere ya da bilimsel teorilere dayanır. Hipotezler kurulduktan sonra ölçümler yapılır. Bu ölçümler ölçü cihazları kullanılarak yapılacağı gibi anket gibi fen dallarının dışındaki alanlarda kullanılabilecek ölçüm yöntemleri de olabilir. Hangi ölçüm yönteminin kullanılacağı çalışmanın yapıldığı alana ve konusuna yani problemin kendisine göre seçilir. Sonrasında veriler toplanır, deneysel sonuçlar, ölçüm cihazlarının elde edilen verileri, kişilerle birebir iletişimden alınan bilgiler ve daha birçok veri sonucu bilgi işlemde filtre edilir, analiz yapılır. Yorumlanarak en son rapor haline getirilir. Ve bu aşamada araştırma süreci bitmiş demektir. Araştırma sonuçlanmıştır. Bu aşamada yapılacak bir hata araştırmanın güvenilirliğini sarsar. Yani ölçüm alınırken yapılacak hata, verilerin toplanması, analiz edilmesi herhangi bir sürecin aşamalarının birisinde yapılacak hata araştırmanın güvenilirliğini sarsacaktır. Yapılan araştırmalar araştırmanın güvenilir olduğu kadar güncel geçerliliğini de sağlaması gerekir. Başarılı bir araştırmada araştırma sonuçlarının güvenilir ve güncel olması gerekir. Hatalı sonuçları açıklayalım. Araştırmacı verilerin analizini yaparken olması gereken gerçek değerler yerine anketleri yanıtlayan kişilerden, doğru soruyu içermeyen forumlardan, deneysel, diğer gözlemlerden kaynaklanan, gerçek değerlerden sapmış hatalı sonuçlara varabilir. Sadece bu kadarla da sınırlı değil, fen dallarında çalışma yapılıyorsa, ölçü cihazlarının kalibre edilmemesi, ölçümü yapan kişinin duyu organlarındaki bozukluklar yanlış formül yanlış yöntem kullanılması gibi sonuçlarda gerçek değerlerden sapmış hatalı sonuçlara götürebilir. Tanımlarsak hatanın ne olduğunu gerçek değer ile anket gibi kaydedilmiş, ölçülmüş değerler arasındaki fark araştırmada yapılan hatayı verir. Kaydedilmiş dedik. Yani anket verilerinin kaydedilmesi, ölçülme ile kastettiğimiz ise ...denizsel ölçümleri kastediyoruz. Yani cihazlar kullanılarak yapılan fen için daha uygun olan ölçümler. Hata formülize edersek gerçek değer ile kaydedilmiş ölçülmüş değer arasındaki farktır. Kaydedilmiş dedik. Burada kaydedilmiş derken anket gibi soruları içeren, sorulardan oluşmuş, kişilerle birebir iletişim kurularak elde edilmiş verileri kastediyoruz. Ölçülmüşle biraz önce tekrarladık. Yine tekrarlayalım. Cihazlar kullanılarak yapılmış alınmış değerler. Gerçek değer bilinemediği için ortalama değer alınır. Fen dalları için aritmetik ortalama buraya örnek verilebilir. Biraz daha özele inersek notların ortalaması gibi bir sınıfın öğrenci notları toplanır not sayısına ya da öğrenci sayısına bölümü ortalama değeri verir. Kişilerle iletişim sonuçları değerlendiriliyorsa o zaman çok sayıda anketin yapılması ve geçmiş değerlerin de alınması ile gerçek değere yakın değerler elde edilebilir. Özü, gerçek değer bilinemediği için gerçek değere yakın değer alınabilmesi için fen dallarındaki çalışmada ortalama değer alınabilir. Ama kişilerle iletişim kurulan yapılan çalışmalarda ise çok sayıda anketin yapılması ya da geçmiş bilgilerin de değerlendirmesi katılarak gerçek değere yakın bir değer elde edilir. Araştırma sonuçlarını etkileyen hataların en azından indirgenmesi gerekir. Hataları giderebilmek için öncelikle hata kaynaklarını bilmek gerekir. Yani ölçü cihazı ile hatalı ölçüm yapıldıysa ölçü cihazı kalibre edilir. Yöntem, formül yanlış ise doğrusu uygulanır. Anket soruları gerçek verilere ulaşılamayacak kadar yetersizse soru sayısı artırılabilir ya da soru tarzı niteliği değiştirilebilir. Ölçme ikiye ayrılır. Direkt ölçme, indirekt ölçme ya da endirekt ölçme. Direkt ölçme doğrudan yapılan ölçmelerdir. Ampermetre ile akımın, voltmetre ile gerilimin ölçülmesi gibi. Ya da anket sorularının doğrudan konuyla ilgisi olması da direkt ölçmeye girer. Yani fen dallarında ölçü cihazı kullanılarak yapılan ölçümler direkt ölçmelerdir. En direkt ölçme ise formülü kullanarak yapılan ölçümedir. Amper ile akım, volt metre ile de gerilim ölçüldükten sonra bir direncin değeri ohm kanunu formülünde yerine konulup formül yardımıyla direncin değeri bulunabilir. Bu da indirekt ölçmeye örnektir. Ya da anket sorularının ana konuyla doğrudan ilgisi olmayıp ana konuya yönlendirecek şekilde sorulardan oluşabilir. Bu da yine indirekt ölçmedir. Direkt ölçmeler doğrudan yapılan ölçmelerdir. Değişkenlere bağlı değildir. En direkt ölçme ise değişkenlere bağlı olarak değişen ölçmelerdir. Örnek sıcaklık faktörüne bağlı olarak çok sıcak ya da çok soğuk bir dış ortamda soruları cevaplayacak kişilerin sayısındaki azalma örnek verilebilir. Yani birisi değişkenlere bağlı, diğeri değişkenlere bağlı değil. Hata kaynakları direkt ölçmede Ölçümü yapan araştırmacıdan, seçilen yöntemin uygun olmamasından, verilerin yanlış kaydedilmesinden, analiz ya da yorumlama hatası gibi araştırmacıdan kaynaklanan hatalar. Hatalı araştırma yöntemlerinin kullanılması da yine direkt ölçmedeki yapılan hataya örnekler. Direkt ölçmedeki hataları gidermenin yolu fark edildiğinde ölçümü yapan araştırmacıdan kaynaklanıyorsa araştırmacının daha dikkatli olması ya da duyu organları yetersiz ise bir diğer kişinin çalışmayı yapması çözüme neden olur. Seçilen yöntem uygun değilse yöntem değiştirilir. Yani hata nerede fark ediliyorsa o aşamadan sonrası tekrarlanarak hata giderilmiş bir şekilde tekrarı yapılır. Veriler yanlış kaydediliyorsa kayıtlar düzeltilir. Analiz yorumlama hatası varsa bunlar da düzeltilir. Yöntem ise yöntem, formül bu tür hatalarda da yöntem ve formül değiştirilir. En direkt ölçmeye baktığımızda anket gibi formlarda ölçümün doğruluk hassaslığını verecek nokta atışı da denilen konuyla ilgili doğru sorular yerine sıradan ve yoruma açık ölçüm sonuçları duruma ya da zamana göre değişebilecek ya da kişinin yanlış yönlendirebilecek sorulardan oluşması. Bunun da çözümü mevcut fark edildiği anda sorular değiştirilir. Daha nitelikli veya daha fazla soru da oluşturabilir. Hatalar, iki tür hata vardır. Sistematik hata, yani sistemden kaynaklanan hatalar ve istatistik hatalar. Sistematik hatalar, sistemden kaynaklanan hatalar dediğimiz hatalar. Doğru soruların sorulmamasından, araştırmacının kullandığı yanlış yöntemler ve analizlerinden kaynaklanan hatalardır. Devam edersek bu hataları soruyu sorma usulü bu Kişisel algılara neden olacak şekildeki soruların sorulması kişiyi duygusallaştırıp kızdıracak, üzecek, aşağılanmış hissettirecek, yanlış cevap vermesine neden olabilecek sorular. Bu tip durumlarda bazı soruları doğrudan sormak yerine daha önceden yapılmış araştırmaların sonuçlarını kullanmak daha doğru olur. Bu tip hataların varlığına verilerin çokluğu ve ölçümlerin birçok kez tekrarlanması sonucunda farkına varılır. Hata araştırmanın hangi aşamasında çıkmış ise o aşamadan sonrası tekrarlanır. İstatistik hataya geçmeden önce sistematik hataları sadece anket ile sınırlamayıp genelleme yaparsak fen dalları için biraz önce saymıştık. Ölçümlerde yapılacak hatalar deneysel ortamdan da kaynaklanabilir. Yani nen içindeki bir ortam oksitlenmeye neden olabilir ya da kalibrasyon sorunu olan cihazların kullanılması ya da duyu organları görme sorunu olan bir kişinin osiloskopa doğrudan bakacağına yandan bakması gibi ölçümlerde hassaslığın yeterince sağlanamaması, doğru yöntem, doğru formüllerin kullanılmaması bunlara sayılabilir. Önemli olan sistematik hatayı fark ettiğin anda bunların giderilebilmesidir. Yani cihazlar kalibre edilir, doğru ölçümler alınabilir. Analizler, yorumlamalar doğru yapılabilir. Ölçümler gerekirse tekrarlanır. İstatistik hatalar varlığını her araştırmada sürdüren nedeni bilinemediğinden giderilemeyen hatalardır. Sistematik hatalar ise nedeni bilinen giderilebilen hatalar. İstatistik hatalar varlığını her araştırmada, her çalışmada, her ölçmede sürdüren, nedeni bilinemediğinden giderilemeyen hatalardır. Her ölçümde aynı miktarda hata olduğundan bu ölçümlerin güvenilirliği değişmez. Bu tür hataları en aza indirgemek için istatistiksel değerlendirmeler yaparak makul ölçülerde hata payını dikkate almak gerekir. Bu hatalara sabit hatalarda denir. İstatistiksel hatalarda bir takım yöntemlerde ortalama almak gibi çözümler bulunabilir. Yani aynen dirençlerde tolerans aralığı gibi bu tür hatalarında tolerans aralığı saptanabilir. Tolerans aralığı yerine hata aralığı diyerek aynı işlemi yani gerçek değere ilave edip çıkararak hatayı katabiliriz. Çalışmamız burada bitmiştir arkadaşlar. Sizlere iyi günler, iyi çalışmalar.